Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Yeni haftayı karşılarken ekonomideki son gelişmeleri almak üzere finans analisti İslam Memiş karşımızda. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Bu hafta Paranın Şifresi programında dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi, yatırımcılarımızı en önemlisi de hangi gelişmeler bekliyor hemen sizden alalım. Biraz daha jeopolitik gerilimlerin ön planda olduğu ve burayı takip ettiğimiz bir hafta olacak. Özellikle Kızıldeniz'de yaşanan jeopolitik gerilimler, Yemen, İsrail ve Amerika arasında yaşanan veya İngiltere'nin de dahil olduğu süreci yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Yine Fed iyimserliği var içeride ve Fed'in beklentisi özellikle Amerika'dan gelen verilerde biraz karışık bir seyir var. Geçen hafta iyi gelen ekonomik verilerin son enflasyon verisinin yüksek geldiğini gördük. Burada da kafalar oldukça karıştı. Tekrar Fed'in faiz artırma ihtimali yeni masada kalmaya devam ediyor. Haftaya baktığımız zaman emtia fiyatlarını yine yukarı yönlü hareketlerini görmeye devam ediyoruz. Tabii ki petrol fiyatları da haftaya yükselişte başladı. Kızıldeniz'de yaşanan bu jeopolitik gerilimler ister istemez petrol fiyatlarını etkiliyor. Borsada ve diğer yatırım araçlarında yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Borsa İstanbul üzerindeki 8050 puan seviyesinde 8000 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. 7700-8100 puan seviyesini endeks tarafında takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine borsa orta ve uzun vadeli yatırımcıları kazandırmaya devam edecektir. Ama bu dar bant aralığındaki hareketler yine önemli olmaya devam ediyor. Dolar TL kuru 30 lira seviyesinin üzerine yerleşti. 30.09 lira seviyesinde şu an itibariyle. Dolar kurunda bu da yükseliş devam eder mi yoksa yani bir aşağı bir yukarı bir 29'a geri döner mi yoksa 30'un üstünde seyretmeye 31'lere 35'lere kadar ilerler mi onu merak ediyoruz. Yılın ilk çeyreğinde 30-33 lira aralığında bir bant var. Bu bant aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Tabii yön trend yukarı, dolar yavaş da olsa her ay yeni bir rekor tazeleyerek o psikolojik direnç seviyelerini yukarı yönlü kırdığını gözlemliyoruz. Ara ara dalgalanmalar olacaktır ama 30 lira seviyesinin altındaki rakamlar çok kalıcı olmayabilir. Dediğim gibi yılın ilk çeyreğinde 30-33 lira aralığında bir bant aralığı var. Bu bant aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Euro dolar paritesi yatay sakin 1.0957 seviyesinde. Burada 2024 yılındaki hedefimiz 1.15 seviyesi olduğu için Euro'nun dolara kıyasla biraz daha avantajlı olacağı bir yıl karşımızda olacak. Dolayısıyla Avro TL kurunun da 33 lira seviyesinin üzerine yerleştiğini gözlemliyoruz. Burada yine yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Ons altın yine yükselişle haftaya başladı. 2054 dolar seviyesinde. Geçen hafta peki, 2000... Hemen şunu soracağım. Geçen haftadan bahsetmişken bir alım fırsatı sunmuştu. Evet. Bu ne durumda şimdi? İşte geçen hafta yatırımcıları uyardık. Son alım fırsatları bunu iyi değerlendirin açıklamalarımız olmuştu. Tabii bundan sonra trend yukarı. Artık ons altın tarafında, gram altın tarafında yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. 2053 dolar seviyesinde olan ons altının 2070 dolar direncini yakından takip etmeyi sürdüreceğim. Yine geçen hafta 2050 lira seviyesine kadar gerileyen gram altının şu anda 2070 lira seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Yani geçen haftadan bu haftaya kıyasla 20 liralık bir değer artışı var. 2070 lira seviyesi gram altın tarafında yukarı yönlü kırıldıktan sonra ikinci direnç seviyemiz 2090 lira seviyesi olacaktır. Bu hafta 2090 direncini beklemeye devam ediyorum. Ons gümüş 23-24 dolar seviyesinde. Burada 24 dolar direncini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Geçen hafta yine gümüşün ons ve gram bazında düşüşler vardı. İyi alım fırsatları vardı. Haftaya yeni yükselişle başladı. 22.52 dolar 52 lira seviyesinde. Burada da hedef 24 lira seviyesi gümüşün gram fiyatında. Yine yukarı yönlü hareketleri sürdürmeye devam edeceğiz. Petrol fiyatları 78.41 dolar seviyesinde. Yine 75-80 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Burada gelebilecek gerginlikler, yaşanabilecek gerginlikler ki Kuzey Kore, Güney Kore arasında da
balistik füze denemeleriyle alakalı jeopolitik gerilimi tırmandıran açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bu tür haber akışları petrol fiyatlarını pozitif yönde destekleyebilir. Yine kripto para piyasasındaki yatırımcıların haftaya düşüşle başladığını görüyoruz Bitcoin'in. Şu anda 42.542 dolar seviyesinde %2,5 satıcılı. Burada da geniş bant aralığına odaklanmak gerekiyor. Özellikle Bitcoin tarafında 38-48 bin dolar aralığı, geniş bant aralığı geçerliliğini korumakta. Manipülasyonun yapıldığı, biraz daha yalan haber akışlarının biraz daha yoğun olduğu bir dönem geçiriyor kripto para piyasası. O yüzden kripto para piyasasındaki yatırımcıların yine o dar bant aralığındaki işlemleri biraz daha yakından takip etmesi gerekiyor. Yükselişlerin devam edebilmesi için teknik olarak 48 bin dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor ve 52 bin direncini yukarı yönlü kırması gerekiyor. 42.500 dolar seviyesindeyiz. Burada 38 bin dolar destek seviyesi yine geçerliliğini korumakta. Sterlin dolar paritesi 1.2744 seviyesinde. Burada hedefimiz 1.32 seviyesi olduğu için burada da düşüşlerin kalıcı olacağını öngörmüyorum. Genelde karışık bir seyirde haftaya başladık. Küresel piyasalarda biraz tansiyon yüksek. Yurt içi piyasalarda yine hem döviz kurlarında hem emtia fiyatlarında hem borsa tarafında yukarı yönlü hareketlerin bu hafta boyunca devam edeceğini görebiliriz. Aslında dediğin gibi tam küresel piyasalarda bu dalgalanmalı seyir olduğu için biraz insanlar hani nerede sağlam kalabilirim, nerede paramı değerlendirebilirim, yatırım araçları hangi enstrümanları kullanabilirim dediğinde eğer ki borsayı çok bilmiyorsa, diğer işte enstrümanları çok bilmiyorsa sanki biraz daha fazla altına yatırım yapmakta yönelimler var ve bu da yine fiyatları artırıyor, doğru mu? Yani talep tarafında artış var. Özellikle Evet. gram altın özelinde her yıl yatırımcısını en çok kazandıran bir yatırım aracı oluyor gram altın. Geçen yılda bu Evet. şekildeydi. 2024 yılında da yine gram altının diğer enstrümanlara kıyasla daha çok yatırımcı koruyacağını söyleyebilirim. Şimdi çıkan haberler de var. En son Bursa'dan bir haber çıktı. Fonların akabinde onu da ayrı tutmakta fayda var. Bir işte kuyumcu, yine aynı şeye geleceğiz. Bir kuyumcu der ki işte altınlarınızı bize yatırın, daha fazla kazanın şeklinde. Bir uyarı, daha küçük bir uyarı isteyeceğim sizden bununla Ya bu alakalı. taraftaki haber akışları hiçbir zaman bitmeyecek. Yani yani başkasına emanet edilen paraların, altınların normal bir insan hareketinin olmadığını şahsen söyleyebilirim. Cahil insanların yaptığı hareketlerdir bunlar. Tabii ki tefecilik mantığıyla bu işlemler oluyor. Ortada bir mağduriyet yok. Fazla bir getiri düşüncesiyle emanet bırakılıyor. Daha sonra dolandırıldığı zaman da ben mağdurum edebiyatı yapıyorlar. Ortada herhangi bir mağduriyet yok. Tamamen cahillik var, hırs var, ihtiras var. Daha fazla kazanma hırsıyla birlikte insanların varlıklarını bu tarafa bırakması tamamen cahilliktir. Ve bu cahil insanların tamamen yok olması gibi bir durum söz konusu değil. Bu tür cahil insanları görmeye devam edeceğiz maalesef. Bütün uyarılara karşı kulaklarını tıkayan maalesef bazı insanlar topluluğu var ve olmaya devam edecek. Onlar gibi cahiller olmasaydı onlar da o kadar zengin olmayacaktı zaten. Hemen bir gecede bütün malı topluyorlar ve gidiyorlar. Ortada da o yüzden herhangi bir mağduriyet yok. İşte karakollarda, savcılıklarda hak hukuk arayanlar nerede bu devlet diyorlar. O kadar yüksek faizli getiriyi cebine koyarken devlet arayan soran yok. Gayri resmi işlem yaparken devlet arayan soran yok. Dolayısıyla onlar her zaman dolandırılmaya mahkum olan insanlar topluluğu olarak kalmaya devam edecekler. Yani buradan çıkan sonuç şu: ben yemedim, al sen ye. Kafam tamamen buna dayalı. Kendisi yemez içmez, çocuklarına yedirmez içmez. Ama bu gibi dolandırıcılara yedirir içilir. Sanki kolay kazanmış gibi bir zihniyet var. Bu zihniyet iyi bir zihniyet değil ve bu zihniyetler maalesef her yıl gözümüzün önünde kalmaya devam edecek gibi duruyor.
Biz bu kadar uyarılar yapmamıza rağmen, bu kadar haberleştirmemize rağmen hala oluyor olması çok enteresan. Tabii ki insanlar yeni yıldan sonra işte paralarını bir yerlere yatırmak istiyor. Tabii ki altında en güvenli liman ama ne yapın edin, kendi varlıklarınıza kendine sahip çıkmaya devam edin. Onu da Kesinlikle. bir kez daha altını çizmiş olalım. Son olarak yatırım araçları demişken, bir de yeni yılda karşılamışken... İşte gayrimenkul tarafındaki son durumlar nedir? En son bildiğimiz kadarıyla Nisan ayından sonra %25 bandı, işte kiralardaki oranın kaldırılması, hani devlet eliyle olan %25 arttırım oranı kaldırılması planlanıyor. Bu nasıl etki eder? Son veriler nedir? Hemen onu da alalım. Yani hiçbir şey sonsuza kadar devam etmeyecek. Tabii ki belirlenen kira zamlarındaki 125 şartı günü öyle böyle bitecek. Ve dolayısıyla da bu yıl ben bitmesini şahsen bekliyorum. Büyük bir ihtimalle yılın ortalarında. Ondan sonra yapılacak bir şey yok. Yani bundan sonra herkes normal zaten mahkemelerde arabuluculara giden dosya sayılarında her geçen ay artışlar devam ediyor. Bunlar artmaya yine devam edecek. Enflasyon farkını herkes bir şekilde uygulayacak. Bundan sonraki süreçlerde yılın ikinci yarısından itibaren ben artık %25 yapıyorum, bu iş bitti, devlet benden yana gibi düşünceler artık çöp. Bundan sonra herkes gardını ona göre almalı. Belli bir yere kadar destekler. Ondan sonra her şey ortada zaten. Bu yıl %36 civarında, %37 civarında bir enflasyon rakamı bekleniyor. Benim öyle bir beklentim yok. %50 civarında bir enflasyon beklentim var. Evet, Dolayısıyla yani o parayı bankaya koysa vadeler %50'leri aşmış durumda bir de. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. ya şimdi şöyle bir şey var. Yani iyi niyetli insanlarla art niyetli insanları birbirinden ayırt etmek lazım. Kişinin evi var. Örnek veriyorum. Bu kişi evini satıyor, bu parayı bankaya koyuyor, %40 faiz getirisi elde ediyor. Daha sonra bu %40 faiz getirinin belli bir kısmını kira olarak ödüyor, gerisi cebine kalıyor. Daha sonra da diyor ki devlet %25 diyor sınır getirdi, ben senin evine %25'ten fazla zam yapamam. Dolayısıyla bunu bir avantaj olarak kullanıyor. Sistem kiracıdan yana oluyor ama %100 kiracı haklıdır. %100 kiracıların veya geçim zorluğu çeken insanların yanındayız mantığı çıkmıyor burada. Art niyetli insanları da sistemden ayıklamak lazım. Sistem bakacak kişinin evi var mı yok mu? Kendi kiracısından ne kadar alıyor? Kendisi ne kadar kira veriyor? Bunları da şey yapmak lazım, incelemek lazım. Dolayısıyla son bir yıldır kendi evisini satıp mevduat faizine bırakıp buradaki faizin belli bir miktarını kira olarak ödeyen, devletin %25 sınırını da fırsat olarak kullanan yüzlerce insan var. Dolayısıyla da bunlar iki tarafı da mağdur ediyor. Bu işin sonucu yok. İşin açıkçası bu. Ne mal sahibi, ne kiracı. Herkes haklı burada. Haksız olan bir kimse yok burada. Yani tutup da enflasyonun %60'lı, %65'lerde olduğu bir ortamda %25 zam yaptığınız zaman mal sahibi ne yapsın? Şimdi kiracı burada zamanında evini almamış, hazırlığını yapmamış vesaire. Bunlar ne yapsın? Sonuçta sisteme karşı iyimser beklentisi olanlar bence bir kez daha düşünmeli. Bu sistem sonsuza kadar onu korumaz diye ben düşünüyorum. Ona göre herkes hazırlığını yapmalı. Evet, en son duyduğumuz kadarıyla işte madem işte %25, o zaman dükkan işte arttırımları, kira arttırımları daha fazla. Evini satıp dükkan alanlar da çok fazlalaştı. Ama dediğiniz gibi sistem ne kadar korur, ne kadar ilerler onu da hep beraber önümüzdeki süreçte görüyor olacağız. Çok teşekkür ederim Ben de katkılarınızdan teşekkür dolayı. ederim. İyi İyi yayınlar, sağ olun. haftalar diliyorum, hoşça kalın. Teşekkür ederim. Paranın Şifresi programında İslamimiş finans analisti bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki hafta yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.